Doğu Türkistan'da kitap yasağı. İşgalci Çin yönetimi Doğu Türkistan'da bazı Uygur yazarların kitaplarına yasak getirdi. Yasaklı kitaplar listesini Satuk Buğra'nın, Hun Tarihi ve Eski Uygur Edebiyatı gibi halk tarafından sevilen meşhur kitaplarda yer aldı. Çin'den Türk şirketlerine baskı. Çin yönetiminin Doğu Türkistan'da başkent Urumqi başta olmak üzere önemli merkezlerde ticari faaliyet gösteren Türk vatandaşı iş adamlarının şirketleri ve Türk ürünü malların pazarlandığı dükkanları zorla kapattırarak kendilerini de ülkeden kovdukları açıklandı. İsviçre Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan insan hakları raporunda Çin'in Doğu Türkistan'da Uygur Türklerine uyguladığı baskı politikaları ve insan hakları ihlallerine yer verildi. Çin ordusundan organ kaçakçılığı. Çin'in Kızıl Ordusu 174. Hastanesi'nin yıllardır organ kaçakçılığı yapmakta olduğu ortaya çıktı. Çin'de polis şiddeti. Çin'in güneyindeki Jiangxi eyaletinde yetkililerin evlerini zorla yıkıp yerlerini satın almasına karşı protesto eden köylüleri binlerce polisin şiddet uygulayarak bastırdığı bildirildi. ABD'den Kuzey Kore açıklaması. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, olası provokasyonlara karşı askeri harekatla dahil bütün seçenekler masada ama tercihimiz müzakere edilmiş bir çözüm dedi. Makedonya'da protestocular meclisi bastı. Siyasi gerginliğin aylardır sürdüğü Makedonya'da yüzlerce protestocu parlamento binasını basarak milletvekillerini rehin aldı. Etiyopya'nın bazı eyaletlerinde yaşanan şiddetli kuraklık nedeniyle gıda yardımına ihtiyaç duyan insanların sayısının 5.6 milyondan 7.7 milyona kadar çıktığı bildirildi.